Merhabalar. İkinci sınıf matematik en yakın onluğa yuvarlayalım videomuzda karşınızdayız. Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz ikinci sınıf matematik en yakın onluğa yuvarlayalım videomuza başlayalım. Öncelikle en yakın onluğa yuvarlama işlemini nasıl yapacağız hemen öğrenelim. Daha sonra örneklere geçelim. Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 rakamları olan sayıları bir önceki onluğa yuvarlıyoruz. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 rakamları olan sayıları ise bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Şimdi hemen kuralımızı görelim. Daha sonra örneklerle konuyu anlamaya çalışalım. Bir önceki onluk dediğimiz şey nedir? Örneğin 26 sayısı. Bir önceki onluk dediği nedir? Bu sayı hangi onluktan sonra başlamış? Bunu bulacağız. Yani buradaki sayı hangi iki onluk arasındadır? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle bir önceki onluğu buluyoruz. Yani bu sayı 26 olduğuna göre bir önceki onluk nedir? 20. Yani 20'den sonra 21, 22, 23, 24, 25, 26 gelir. Ve 20 nedir? 26'dan bir önceki onluktur. Hani biz sayarken 10, 20, 30, 40, 50 şeklinde sayıyoruz ya. İşte bu onluklardan hangisi 26'dan öncedir? Hangisidir? 20'dir. Yani 20'yi söyleriz. Daha sonra 21, 22, 23, 24, 25, 26 deriz. Peki bir sonraki onluk nedir? 26'dan bir sonraki onluk ise nedir? 30'dur. Yani 27, 28, 29, 30 gelir değil mi çocuklar? Yani 26 sayısı 20 ile 30'un arasındadır. Peki bu onluklardan yani 20 ve 30'dan hangisine daha yakındır? Hangisine yuvarlanır? Bunu bulmak için ne yapıyoruz? Hemen birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağına baktığımızda 6 rakamını görüyoruz. Peki birler basamağında 6 rakamı varsa hangi onluğa yuvarlanıyordu? Bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Öyleyse bir önceki onluğum 20 olduğuna göre, bir sonraki onluğum 30 olduğuna göre ve birler basamağı 6 olduğuna göre hangisine yuvarlanacak? Bir sonraki onluğa, yani 30'a yuvarlanacak. Aynı şekilde bir örnek daha yapalım. Bu kez 23 sayısı olsun. Çocuklar bakın, 23 sayısı 20 ile 30 arasındadır. Yani 23 sayısı ya 20'ye daha yakındır ya 30'a. Peki hangisine daha yakındır? Bunu bulmak için ne yapıyoruz? Hemen birler basamağına bakıyoruz. Bakıyorum, birler basamağında 3 var. Birler basamağında 3 varsa nereye yuvarlanıyordu? Bir önceki onluğa yuvarlanıyordu. Demek ki 23 sayısı hangi onluğa yuvarlanacak? 20'ye yuvarlanacak. Hemen örneklerimizi görelim ve daha iyi bir şekilde anlayalım. 32 sayısının en yakın olduğu onluğu bulalım. Şimdi 32 sayısı hangi onluklar arasındadır? 30 ile 40 arasındadır. Yani bir önceki onluk 30'dur, bir sonraki onluk ise 40'tır. Bunu belirledikten sonra, yani bir önceki onluğu ve bir sonraki onluğu bulduktan sonra hemen kuralımızı uygulamaya koyuyoruz. Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 varsa nereye yuvarlıyorduk? Bir önceki onluğa yuvarlıyorduk. Burada birler basamağında 2 olduğuna göre nereye yuvarlayacağız? Bir önceki onluğa, yani 30'a yuvarlayacağız. Hemen ne yapalım? Sayımızı buraya yuvarlandığını gösterelim. Evet, 32 sayısı nereye yuvarlanacakmış? 30'a yuvarlanacakmış. 32 sayısını neden 30'a yuvarladık? Çünkü birler basamağında 2 rakamı var. Birler basamağında 2 rakamı varsa bir önceki onluğa yuvarlanır. Bu nedenle de 32 sayısı hangi onluğa yuvarlanacak? 30'a yuvarlanacak. 32 sayısının en yakın olduğu onluk 30'dur. Hemen bir diğer örneğimize bakalım. 36 sayısının en yakın olduğu onluğu bulalım. 36 sayısı yine 30 ile 40 arasında. Yani bir önceki onluğumuz 30, bir sonraki onluğumuz 40. Hemen ne yapıyoruz? Kuralı uygulamaya koyuyoruz. Kuralımız neydi? Birler basamağına bakıyorduk.
Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. Öyleyse burada 36 sayısında birler basamağı 6 olduğuna göre nereye yuvarlayacağız? Bir sonraki onluğa, yani 40'a yuvarlayacağız. 36 sayısının en yakın olduğu onluk 40'tır. Gelelim etkinliklerimize. Birinci etkinliğimiz. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. Hemen bakıyoruz. 47 hangi onluklar arasındadır? 40 ile 50 arasındadır. Yani önceki onluk 40'tır, sonraki onluk 50'dir. Peki 40'a mı yuvarlanacak, 50'ye mi? Hemen birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 7 tane birlik var. Öyleyse nereye yuvarlanacak? Sonraki onluğa yuvarlanacak, yani 50'ye. Devam ediyoruz. Bu kez 53 sayısı hangi onluklar arasındadır? 50 ile 60 arasındadır. Yani önceki onluk 50'dir, sonraki onluk 60'tır. Hemen birler basamağına bakıyorum. 3 tane birlik var. 3 tane birlik olduğuna göre bir önceki onluğa, yani 50'ye yuvarlanır. 61 sayısı. 61 sayısı nedir? 60 ile 70 arasındadır, değil mi çocuklar? Yani önceki onluk 60, sonraki onluk 70. Peki hemen birler basamağına bakalım. Bakalım öncekine mi yuvarlayacağız, sonrakine mi? Hemen bakıyorum, birler basamağında bir rakamı var. Bir rakamı varsa nereye yuvarlanır? Bir önceki onluğa, yani 60'a yuvarlanır. Devam ediyoruz. 75. Çocuklar 75 hangi iki onluk arasındadır? 70 ile 80 arasındadır. Bir önceki onluk 70'tir, bir sonraki onluk 80'dir. Peki 75 70'e mi daha yakındır, 80'e mi daha yakındır? Kuralımız neydi? Birler basamağı 5, 6, 7, 8, 9 sa bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. Yani 80'e yuvarlanır. 84. 84 nedir çocuklar? 80 ile 90 arasındadır. Yani bir önceki onluğumuz 80'dir, bir sonraki onluğumuz 90'dır. Yani 84 şu arada bir yerdedir. Peki hangisine daha yakındır? Bunu bulmak için hemen kuralımıza bakıyoruz. Kuralımız neydi? Birler basamağına bak. Birler basamağı 1, 2, 3, 4 ise bir önceki onluğa yuvarla. Bakıyorum 4 var. Öyleyse bir önceki onluk, yani 80. Evet, bu şekilde tamamladık. İkinci etkinliğimiz. Aşağıdaki sayıları yuvarlandıkları onluğun altına yazınız. Sırayla başlayalım çocuklar. Bakın 40 ile 50 arasında çocuklar. 40 ile 50 arasında. Peki birler basamağı nedir? 7. Öyleyse bir sonrakine, yani 50'ye yuvarlanır. Öyleyse 47'yi 50'nin altına yazıyorum. Devam ediyorum. 68. 60 ile 70 arasındadır. Birler basamağı 8 olduğuna göre bir sonrakine, yani 70'e yuvarlanır. Devam ediyoruz. 64. 64 nedir çocuklar? 60 ile 70 arasındadır. Yani bir önceki onluk 60'tır, bir sonraki onluk 70'tir. Peki hemen birler basamağına baktım. Birler basamağı 4. O zaman bir önceki onluğa, yani 60'a yuvarlıyoruz. O zaman 60'ın altına 64'ü yazdık. Devam ediyorum. 73. 70 ile 80 arasındadır. Peki hangisine yakındır? Birler basamağı 3 olduğu için bir önceki onluğa, yani 70'e yakındır. 73. Evet, 73'ü 70'in altına yazdık. Devam ediyoruz. 66. 60 ile 70 arasındadır. Peki hangisine yakındır? Öncekine mi, sonrakine mi? Hemen birler basamağına baktım. Birler basamağında 6 var. Öyleyse sonrakine yuvarlanacak. Yani 70'e yuvarlanacak. Evet. Devam ediyoruz. 58. 50 ile 60 arasındadır. Şöyle yazayım, hem de aklımızda kalsın. 50 ile 60 arasında. Peki öncekine mi yakın, sonrakine mi yakın? Hemen birler basamağına baktım. 8 birlik var. Sonrakine, yani 60'a yuvarlanır. Devam ediyorum. 54. Yine 50 ile 60 arasındadır. Bakıyorum birler basamağı 4. O zaman öncekine yuvarlanır, yani 50'ye. 27. 20 ile 30 arasındadır. Peki birler basamağı 7 olduğuna göre hangisine yuvarlanır? Sonrakine, yani 30'a yuvarlanır.
Devam ediyoruz. 56, 50 ile 60 arasındadır. Birler basamağı 6 olduğu için 60'a, yani bir sonraki onluğa yuvarlanır. 56'yı da buraya yazdık. Devam ediyoruz. 33, 30 ile 40 arasındadır. Birler basamağına bakalım. 3. Öyleyse bir önceki onluğa, yani 30'a yuvarlanır. 33'ü de buraya yazıyoruz. 42, 40 ile 50 arasındadır. Hemen bakalım, birler basamağı 2 olduğuna göre nereye? Bir önceki onluğa, yani 40'a yuvarlanır. 29, 20 ile 30 arasındadır. Peki birler basamağına bakıyorum, 9. Öyleyse bir sonraki onluğa, yani 30'a yuvarlanır. 52, 50 ile 60 arasındadır. Birler basamağı 2 olduğu için bir önceki onluğa, yani 50'ye yuvarlanır. 44, 40 ile 50 arasındadır. Peki birler basamağı 4 olduğuna göre bir önceki onluğa, yani kaça yuvarlanır? 40'a yuvarlanır. 65, 60 ile 70 arasındadır. Birler basamağı 5 olduğu için bir sonraki onluğa, yani 70'e yuvarlanır. Ve son olarak 37, 30 ile 40 arasındadır. Birler basamağı 7 olduğu için bir sonraki onluğa, yani 40'a yuvarlanır. İkinci sınıf matematik, en yakın onluğa yuvarlayalım videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.